Evet gençler, iyi akşamlar. Bu sefer matematik köyündeki odamdan çekiyoruz bu videoyu. Şeyi anlatmak istiyorum, bu ortalamalar arasındaki sıralamaları. Mesela türevde bir sürü minimum maksimum problemini öyle çözüyoruz ya. Hani çoğu öğrenci de belki ne yaptığımızı anlamıyor veya o sıralamanın nereden geldiğini bilmiyor. Ona dair de bir video olsun istedim. İlk başta bu meşhur ortalamaları sıraya dizeceğiz. Sonra da uygulama alanlarına çok güzel örnekler vereceğim. Ortalamaların sıralaması. Önce bir tanıtalım meşhur ortalamaları. İlk aritmetik orta. Ya mesela x1, x2, x3 gibi x n tane sayının aritmetik ortalaması nasıl bulunuyor? Tanımı şöyle. Ne kadar sayı varsa toplarsın, sayı adedine bölersin. Tamam. Bunu AO ile gösterelim. Geometrik orta S nedir? X ne? Bu sayıların. Ne kadar sayı varsa çarparsın. O kadar dereceden kökünü alırsın. Tabii bunların bazı şartları var, vereceğim. Harmonik ortalaması nedir? X1, X2, nokta nokta XN'nin. O da şöyle. Eleman sayısı bölü her bir elemanın çarpmaya göre terslerinin toplamı. Evet, bir de liselerde gösterilmeyen ama bizim çok işimize yarayan bir ortalama var. X1, X2, XN diyelim. O da sayıların karelerini topluyoruz. Karelerini topluyoruz. Eleman sayısını bölüp kare kökünü alıyoruz. Tamam. Şimdi böyle dört tane ortalama var. Aynı x1, x2, xn'ler için eğer herhangi biri diğerlerinden farklıysa bunların biri daima diğerinden küçük veya daima diğerinden büyük oluyor ve bunu bilmek aşırı derecede işimize yarıyor. Şimdi o sırayı birlikte bulacağız. Yalnız şunu da bilelim. Mesela bunlar nasıl sayılar? Hiçbir kısıtlama yok. Yeter ki reel sayı olsun. Ama burada bir kısıtlama var. Neden kısıtlama var? N tane sayı diyor. N doğal sayı. Dolayısıyla bunun için negatif olmaması lazım. Yani negatif sayılarda geometrik orta tanımlı değildir. Aynı zamanda sıfır da olamaz. Buradaki sayıların hepsi şunlar pozitif reel sayı. Diğer yandan burada da öyle bir sıkıntı var. Mesela x1, x2, xn bunlardan herhangi biri sıfır olursa şu sayı tanımlı değildir. Ama negatif olmalarını da yasaklayalım. Çünkü şunların toplamı pozitif, şu negatif, olanı götürüp gene bir tanımsızlık olabilir. Harmonik ortayı da pozitif sayılarda tanımlayalım. Tanımlayacağız. Karesel ortalama için hiçbir sıkıntı yok. Neden? Çünkü negatif de olsa karesini alıyorsun, topluyorsun. Orada bir sıkıntı yok. Şimdi iki tane sayı için gençler. Mesela A ve C gibi iki tane sayı için aritmetik ortalama nedir? A artı C bölü 2. İki tane sayı için, uygun iki tane sayı için geometrik orta A ile C'nin çarpımının karekökü. İki tane pozitif sayı için harmonik orta 2 bölü 2 bölü 1 bölü A artı 1 bölü B. Paydaları eşitlerseniz 2AB bölü A artı B. İki sayı için karesel ortalamada bu 2AC bölü A artı C. Bu da A kare artı C kare bölü 2'nin karesi. Tamam. Şimdi şunları verdik. Şimdi bunlar mesela bu mu daha büyüktür bu mu? Bunun çok güzel, estetik, gerçekten cebirsel kanıtları var. Ama ben geometrik bir kanıt sunacağım. Yamuk kullanarak. Daha önce Matematik Dünyası dergisinde de yayınlandı bu kanıt. Mesela şöyle bir yamuk aldım. Üst taban uzunluğu A, alt taban uzunluğu C olsun. Tamam mı? Yamuğun orta tabanı neydi? Şu eğik kenarları birleştiren doğru parçası. Bunun her zaman tabana paralel olduğunu biliyorduk. Ve uzunluğu nedir? Uzunluğu nedir x'in? X'in tabanlar toplamının yarısıydı hatırlarsanız. Bunu da bakın A ile C'nin bu aritmetik ortalaması değil mi? Bu kenarda beklesin.
Bunun tamamının ay tabanlar toplamının yarısı olduğunu bilmeyenlerle şöyle bir kanıt sunabiliriz. Mesela bakın şöyle bir paraya kenar yaptım burada. Dolayısıyla burası x ise burası ne oldu? X eksi a. Şuranın tamamı x, buraya ne kaldı? C eksi x. Dikkat edin, bu iki üçgen eş. Dolayısıyla x eksi a eşittir c eksi x derseniz 2x eşittir a artı c çıkar. Oradan da x eşittir a artı c bölü 2 bulunur. O kenarda beklesin. Şimdiki sorumuz şu. Bir yamukta öyle bir tabanlara paralel doğru parçası çiziyorum ki, tamam mı? Büyük yamuğu iki yamuğa bölüyor. Ve o iki yamuk birbirine benzeri. Tamam mı? Şimdi x nedir? Tamam, şura a, bura c. A, c'den küçük. Tekrar ediyorum. Şu yamukla bu yamuk birbirine benzeriyse x nedir? Şimdi gençler, biliyorsun biz benzerliği nasıl anlatıyorduk? Büyüteçle, değil mi? Yani şu eğer bunun benzeriyse sanki bir büyüteçle şu küçük yamuğa bakıyorsun da büyümüş. Büyüteç neleri değiştiremezdi? Bakın kenar uzunluklarını değiştirebilir, onları büyütebilir ama aralarındaki oranı değiştiremezdi. Dolayısıyla önceden bu yamukta üst taban bölü alt taban a bölü x'ti. Büyüteçte x bölü c diye görülüyor ama bunların oranları aynıdır. Dolayısıyla bakın ne çıktı? X eşittir kök ac çıktı ki bu da biliyorsunuz ki a ile c'nin geometrik ortasıdır. Evet, bu da kenarda beklesin. Şimdi yine bir yamuk çizdim ve köşegenlerini çizdim. Bir de köşegenlerin kesiştiği noktadan tabanlara paralel olarak geçen bu doğruyu çizdim. O doğrunun yamuk içinde kalan kısmının uzunluğunu bulacağız. Şurayı bulacağız. Bura A, bura C ise bunun tamamına da X diyelim. Tamamına X diyelim. Bir kere önce şöyle bir teorem var. Şu her zaman buna eşittir. Ama bunu belki bilmeyenler vardır aranızda. Onu hemen şöyle kanıtlayalım. Bakın geometri derslerinizde görmüşsünüzdür. Şuna A, şuna B, buna C diyelim. Ve şu üçü birbirine paralel olsun. Tamam. Burada daima şöyle bir eşitlik vardı. 1 bölü B eşittir 1 bölü A artı 1 bölü C. Bunun sebebi ne? Bakın şurada bir kelebek var. Kelebekteki benzerlik oranı ne? A bölü C. O zaman burası K A ise burası K C değil midir? Şeyden dolayı. Kelebekteki benzerlikten. Şimdi işin bitti kelebekle. K'lar sadece şey zaten. C bölü C artı A. C bölü C artı A. Eşittir B bölü A deyip içler dışlar çarpımı yapıp düzenleme yapınca bu çıkar. Tamam. Şimdi dikkat. Dikkat. Gençler buraya M diyeyim. Bakın şeklin şurası bu şekil değil mi? Şurayı kapat. Bakın şu şekil. Dolayısıyla 1 bölü M, 1 bölü A artı 1 bölü C'dir. Şimdi buraya N de. Burayı kapat. Burayı kapat bak. Bu şekil de bu şeklin aynısı. Dolayısıyla 1 bölü N de 1 bölü A artı 1 bölü C. Ne anladık? Demek ki M eşittir neymiş? Dolayısıyla bunların her birine x bölü 2 diyelim. Bunların her biri x bölü 2'dir. Ve acaba x ne çıktı ona bakalım. X ne çıktı? Şu çıktı. 1 bölü x bölü 2 eşittir 1 bölü a artı 1 bölü c ya. Yani 2 bölü x eşittir 1 bölü a artı 1 bölü c. Payda eşitli burada. C artı a bölü ac. Değil mi? O zaman x bölü 2 x bölü 2 eşittir ac bölü a artı c. Bakın her iki tarafı 2 ile çarpın. Ne oldu? X 2 ac x 2 ac bölü a artı c çıktı ki bu da biliyoruz şeyin harmonik ortalaması. A ile c. Tamam, şu ana kadar 3 tane şey bulduk. Bakın yamukta orta taban tabanların aritmetik ortasıymış. Bir yamuğu birbirine benzer iki yamuğa parçalayan tabanlara paralel doğru parçası bu geometrik ortaymış. Bir yamukta köşegenlerin kesiştiği noktadan tabanlara paralel çizilen doğru parçası. Yani o doğrunun yamuk içinde kalan kısmının uzunluğu da harmonik ortaymış. Bir de karesel ortanın geometrik olarak neye karşılık geldiğini anlatayım. Sonra bunları sıraya dizeceğiz. Onun için de şöyle yapalım. Bakın bu bir yamuk. Gene üst taban A, alt taban C olsun. Şimdi gençler şu çizgi tabanlara paralel verilsin gene.
Görevi de şey olsun. Bu yamuğu eşit alanlı iki yamuğa parçalamak olsun. Şimdi yine buna x diyelim. Şimdi x'i bulacağız, tamam mı? Şimdi gençler, üstteki yamuğun da alttaki yamuğun da taban uzunlukları belli. Yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. Demek ki bu tabanların sadece yükseklikleri eksik. O zaman bakın aynen şurada yaptığım gibi. Bakın şurada yaptığım gibi bu yamukların yüksekliklerinin oranı aslında şu kelebekteki benzerlik oranı değil mi gençler? Değil mi? X eksi A bölü C eksi X. Demek ki şurası X eksi A haşsa şurası C eksi X haştır. Değil mi? Bu X eksi A haşsa bu C eksi X haştır. Şimdi üstteki yamuğun alanını yazıyorum. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik yani X eksi A bölü 2 eşit olmalı. Alt taban burada yapıyorum. Artı üst taban çarpı yükseklik C eksi X çarpı H bölü 2. H bölü 2'ler gitti. Bakın X kare eksi A kare eşittir C kare eksi X kare kaldı. Oradan 2X kare eşittir A kare artı C kare. Bakın X ne çıktı? A kare artı C karenin yarısının kare kökü. Ki bunu da biliyoruz ki bu da A ile C'nin karesel ortalaması. Peki şimdi 4 ortalamanın da geometrik olarak ne anlama geldiğini bulduk. Evet, şimdi bunları boş sırasına dizeceğiz. Tamam mı? Bura önemli. Şöyle yapalım. Şimdi şuraya bir yamuk çizdim. Birazcık da yamuk olsun. Şöyle. Şura A olsun, bura C olsun. Şey, orta tabanı kıstas alalım, tamam mı? Şu orta taban. Yani aritmetik orta. Ve şura şuraya eşit. Şimdi ben soru soruyorum size. Bu alanları birbirine eşit bölen paralel doğru parçası bunun altında mıdır üstünde midir? Şimdi bakın şu haliyle bu yükseklikler aynı ya. Yüksekler aynı. Bu yamuğun alt taban artı üst tabanı bu yamuğun alt taban artı üst tabanından daha büyük. O zaman bunun alanı daha büyük. Demek ki o zenginden al fakire ver. Bak şunu biraz aşağı indirirsen yani alanları eşitlenecekse alanları eşitleyen paralel doğru parçası mutlaka bunun altında olmalı. O zaman ben buradan neyi anladım? Bakın aşağı doğru gittikçe bu yamuğun içinde kalan tabanlara paralel doğru parçalardan boyları gitgide uzamıyor mu? Aslında biz neyi kanıtladık? Aritmetik ortalama karesel ortalamadan daha küçüktür. Karesel ortalama daha büyüktür. Peki, şimdi bakalım şey nerede? Yamukları birbirine benzer yapan. Mesela şu. Orada üstteki yamuk alttaki yamuktan küçük görünüyor değil mi? O zaman yüksekliği de daha küçüktür. Ama orta tabanda yükseklikler aynı. Bu sefer de yükseklik cinsinden zenginden alfa kire ver. Dolayısıyla geometrik orta şurada bir yerde yer almalı. Değil mi? Şurada bir yerde yer almalı geometrik orta. O zaman o geometrik ortayı da buraya koydum. Sebebini anladınız değil mi? Tekrar ediyorum. Üstteki yamukla alttaki yamuk benzerse, üstteki yamuk daha küçük, o zaman yüksekliği daha küçük olmalı. Onun için onları benzer yapan tabanlara paralel doğru parçası mutlaka orta tabanın üstünde olmalı. Şimdi geldik şeye. Köşegenlerin kesişme noktasından geçen şu. Şimdi bizim şeklimize göre en yukarıda O varmış gibi göründü ama belki de biz G burada onu bilemeyiz değil mi? Harmonik orta burada mı burada mı? Bize şey lazım. Şu lazım. Şimdi harmonik orta neydi? 2AB bölü A artı B. Geometrik orta neydi? Kök AB. Şimdi bu mu büyük bu mu büyük? Bunu bulmamız lazım. Şimdi ne küçük gibi görünüyor? Harmonik orta daha küçük gibi görünüyor. Böyle yazalım. İşlem yapalım. Mantıklı bir şey bulursak doğruymuş. Mantıklı bir şey bulursak ok tersmiş. Mesela A ile B pozitif, karekökü de pozitif dolayısıyla. Dolayısıyla şeyleri, karekök AB'leri sadeleştirelim. O zaman burada ne kalır? 2 kök AB bölü A artı B. Değil mi? Oradan burada da 1 kalır. Peki bu doğru mu? Şimdi her iki tarafı AB ile çarpalım mı? A artı B pozitif olduğu için bir şey olmaz. 2 kök AB küçüktür A artı B. Şimdi her iki tarafın karesini alalım. 4 AB küçük müdür acaba A kare artı B kare artı 2 AB'den? Bakın 4 AB'yi buraya atın. A kare artı B kare eksi 2 AB olur. Peki bu ifade sıfırdan büyük müdür? Öyledir. Çünkü bu A eksi B'nin karesidir. Değil mi? Ama ne zaman sıfırdan büyüktür? AB'den daha büyükse. Evet burada da AB'den daha, tabii biz burada A ve C vermişiz.
Demek ki harmonik orta şey en zayıf halka burada. Demek ki farklı A ve C sayıları için böyle bir eşitsizlik varmış gençler. Şimdi şeyi düşünelim. Ya A ile C ayrıysa. Peki üst tabanıyla alt tabanı, üst tabanıyla alt tabanı uzunluğu aynı olan yamuk paraya kenar değil midir gençler? Paraya kenar bak. A ile C aynı. A ile C aynı. Bu A'ya, bu da C'ye eşit. Şimdi şu orta taban. Ama orta taban aynı zamanda alanları ikiye de bölmüyor mu eşit parçaya? Evet. Peki aynı zamanda köşegenlerin kesiştiği noktadan da geçmiyor mu? Evet. Peki aynı zamanda üstteki paraya kenarla alttaki paraya kenarı da benzer, yani eş yapmıyor mu? Evet. Demek ki ne anladık? A ile C birbirine eşit olunca bu eşitsizliklerin hepsi birbirine eşit oluyor. Bakın isterse 100 tane sayı olsun. İçlerinden biri bile diğerlerinden farklıysa eşitsizlik kesinleşir. Hiçbir zaman eşitlik olmaz. Ama hepsi birbirinin aynısıysa harmonik ortasıyla aritmetik ortalaması aynıdır. Karesel ortalamasıyla geometrik ortası. Yani bu dört ortalamanın da hepsi aynıdır. Şimdi birazdan bunlarla ilgili uygulama örneklerini çözeceğim.